Değerli Osmo Organize Sanayi Bölgesi YouTube kanalı takipçilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin önde gelen markalarından Pi Makina'nın genel müdürü Hacı Sarı Bey bizim konuğumuz. Yayınımızı YouTube kanalı üzerinden, Facebook ve Twitter üzerinden online olarak takip edebilirsiniz. Hoş geldiniz Hacı Bey programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Öncelikle bize böyle bir şans tanıdığınız için ayrıca teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederiz. Bu bizim için de çok önemli bir durum. Biliyorsunuz ki ülkemizin önemli yerli milli markalarından bir tanesi Pi Makina. Dolayısıyla sizi konuk olarak almak bizim için de gerçekten memnuniyet verici. Öncelikle ben biraz sektörden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz iş makineleri sektörü ülkemiz için önemli bir yer tutuyor. Hem çalışan sayısı bakımından hem iş gücü bakımından ekonomide önemli bir yer tutuyor. Makine sektörü içerisinde baktığımız zaman da %16'sını yine iş ve inşaat makineleri sektörü dolduruyor. Bu anlamda bugünkü konuğumuz tekrardan Pi Makina'dan Hacı Bey, genel müdürümüz. Hacı Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizi bir tanıtabilir misiniz bize, takipçilerimize? Tabii ki, teşekkürler. Adım Hacı Sarı, Pi Makina'da genel müdür olarak görev yapmaktayım. 21 yıl önce Pi Makina'da tasarım mühendisi olarak iş hayatıma başlamıştım. 6 yıldır da Pi Makina'da genel müdür olarak görev yapıyorum. Bu şekilde. Hangi okul mezuniyetiydi Hacı Bey? Biliyorum yani önde gelen okullardan bir tanesinden mezun oldunuz. Pi Makina'da uzun zaman geçirdiniz. Sağ olun. ODTÜ Makina, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliğinden mezunum. Daha sonra yine çalışma hayatına devam ederken makine mühendisliğinde yüksek lisans yaptım. Sonrasında da MBA eğitimimi tamamladım. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Biz Pi Makina'yı biliyoruz. Aslında belki birçok takipçimiz de Pi Makina'yı biliyordur, yakından tanıyordur ama biz Pi Makina'yı sizden dinleyebilir miyiz? Pi Makina'nın Türkiye genelindeki durumu, sektördeki yoğunluğu, hangi ürünleri, bununla ilgili bir genel bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Firmamız 1972 yılında iş ve inşaat makineleri yapmak üzere kurulmuş bir firma. Yıllar içerisinde yetkinliklerini arttırarak birçok ülkeye ihracat yapar pozisyona gelmiştir. Ürünlerimize şöyle kısaca bakacak olursak, bizler iş ve inşaat makineleri yapıyoruz. Greyderler, bekoloğdurlar, yükleyiciler, ekskavatörler, lastik tekerlekli ekskavatörler, paletli ekskavatörler gibi ürünler yapıyoruz. Yine bunun yanında kırma eleme tesisleri yapıyoruz. 1000 ton saat kapasiteye kadar. Yine bunların ekipmanlarını yapıyoruz. Kırıcılar, besleyiciler, bantlar vesaire. Bütün bunları yerli imkanlarımızla yapıyoruz. 20 metreküpten 500 metreküpe kadar beton santralleri üretiyoruz. Hem mobil hem sabit beton santralleri yapıyoruz. Buradaki yerlilik oranımız %100. Yani mikserine varıncaya kadar kendimiz üretiyoruz. Yine 2 tondan 24 tona kadar kule vinçler üretiyoruz. Yurt dışından bunlarla ilgili herhangi bir şey satın almıyoruz. Beton pompaları üretiyoruz. Çekilir tip ve bomlu kamyon üstü bomlu beton pompaları üretiyoruz. 35 metreküp ve 75 metreküp kapasitede hem dizel hem elektrikli çekilir tip beton pompaları üretiyoruz. Yine 22 metreden 56 metreye kadar kamyon üstü beton pompaları üretiyoruz. Son yıllarda yapmış olduğumuz yatırımlarla da birlikte 6x4, 8x4, 4x4 kamyon üretimlerimiz var. Taktik tekerlekli araçlar yapıyoruz. Yine bunların yanında 2006 yılından beri aktarma organları üretiyoruz. Nedir bunlar? İşte araçların ön aksları, arka aksları, transfer case'leri, araç şanzımanları, beton santrallerinde kullanmış olduğumuz rediktörler, kırma eleme tesislerinde kullandığımız rediktörler, kule vinçte kullanılan rediktörler gibi ürünleri de kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Savunma sanayinde faaliyet gösteriyoruz 10 yıldan beri. Tesis güvenlik belgemiz var. Birçok üretim yaptık savunma sanayimiz için. Orada da faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Pi Makina 1998 yılından beri ISO belgesine sahip. Şu anda ISO 9001-2015 belgemiz var. Bunun yanında Türkiye'nin 266. ARGE merkeziyiz. Çok ciddi bir ARGE merkezinde kadromuz var. Teknik kadromuz çok gelişkin.
Yine bu alanda tur kuality belgemiz var. Bu belgeye de sahibiz. Aynı zamanda şirketimizi SAP ile yönetiyoruz. Kurumsal altyapımız gayet gelişkin. İyi bir teknik altyapımız, iyi bir insan kadromuz mevcut. Kısaca bu şekilde tanıttım ama. Hacı Bey, şimdi biz Pi Makine'yi aslında sektörde birçok ürünün ilkleri olarak da biliyoruz. Yani birçok ürünün ilkini yapan firmamız olarak tanıyoruz. Bunlardan da biraz bilgi verebilir misiniz? Yani bildiğim kadarıyla Grader'i çok yıllar öncesinde yaptınız ve çıkardınız. Hani bu tarz ürünleri koydunuz. Ürünleriniz arasında bunlar var. Ve yeni dönemde de söylediniz, ağırlık verdiğimiz ürünler biraz daha beton santralleri ve kule vinçler dediniz herhalde, değil mi? Yanlış anlamadım. Çok ağırlık verdiğimiz demeyelim de ürün gamımızın içinde yani birçok ürün yapıyoruz. Hani Grader'den örnek verdiniz, orayı biraz açalım isterseniz. Yani biz Grader yapıyoruz. Ciddi miktarda da şu anda üretiyoruz. İşte Grader'i ciddi anlamda da yerleştirmiş durumdayız. Örneğin Grader'in üzerinde tandem vardır. Aks görevini yapan bir tandem vardır. Bunu şu an Türkiye'de üreten kimse yok. Biz Grader'lerimizde bunu da kendimiz üretip Grader'in üzerinde kullanıyoruz. Ayrıca Türkiye'de de tabii biraz önce de siz de belirttiniz. Hani örnek Grader üzerinden gitmek gerekirse ilk üreticisi biziz. Sadece Grader değil, hani birçok alanda beton santralinin ilk üreticisi yine biziz. İnşaat sektöründe inşaat makinelerinin ilk üreticisi yine Pi Makina'dır. Hani bunlar araştırılabilir. Hani malzememiz çok sağlam. Birçok alanda ilkleri başardık. İnşallah da başarmaya da devam edeceğiz. Evet, Ar-Ge kabiliyeti çok güçlü bir firmasınız. Bunu hepimiz bu yakından biliyoruz. Bu anlamlarda da daha çok yenilikleri de bekliyoruz. Daha çok ilkler duymak istiyoruz sizden. Ben tabii bunu konuşuyorum, bir taraftan aklıma şey geldi. Birçok ürünü yerli üretiyorsunuz, kendi imkanlarınızla üretiyorsunuz. Tahminimce bu Türkiye'den de bu bölgeden de birçok yerli tedarikçileriniz de var. Bu anlamda sektörde aslında ciddi anlamda besliyorsunuz diyebiliriz. Evet. Şimdi buyurun. Lütfen siz tamamlayın. Dolayısıyla bu tedarikçilerle olan ilişkileriniz, o sistemle olan ilişkileriniz, bunlardan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Yani özellikle tedarikçi bağlamında birçok tedarikçiyle çalışıyorsunuz. Yerli ürün üretme konusunda, makinelerin yerliliği konusunda ciddi anlamda efor sarf ediyorsunuz. Bunlar hakkında birazcık bilgi alayım. Sağ olun. Öncelikle biz yerli ve milli bir firmayız. Hani bunun altını çizelim. Ürünlerimizin yerlilik oranının yüksek olmasına çok ehemmiyet veriyoruz. Yani üretebildiğimiz ürünleri kendimiz yapıyoruz. Birçok noktada da KOBİ'leri kullanıyoruz dış tedarik anlamında. KOBİ'lerimiz de çok yaygın şekilde bize destek oluyorlar. Dolayısıyla onlardan çok memnunuz. Hani bu alanda da dışa, yani KOBİ'lere verdiğimiz iş anlamında da bunu geliştirmek istiyoruz gelecekte. Çünkü kapasitemizi büyütmek istiyoruz. Hani KOBİ'leri de işin içine daha fazla katmak istiyoruz. Böyle de bir hedefimiz var. Yani ana amacımız yurt dışından olabildiğince hiçbir şey almamak aslında, ama hani belli komponentler var, motor gibi. Yani mecbur kaldığınız durumlar oluşuyor. Hani bunları alıyoruz ama onun dışında kendimiz üretim yapıyoruz ve KOBİ'leri de yanımıza daha fazla çekmek istiyoruz. Bugüne kadar yaptık, daha da arttırmak istiyoruz bunu. Bu bizim hedefimiz, bunu söyleyebilirim. Hacı Bey, zaten ben iş ve inşaat makine kümelenmesinin koordinatörüyüm. Siz işimin aynı zamanda yönetiminde yer alıyorsunuz ve işimindeki birçok firmamızda olan iş birliklerinizi de biliyoruz. Bunun için de özellikle teşekkür ederiz. Ben diğer bir soruya şöyle geçmek istiyorum. Pi Makina'nın yurt içi ve yurt dışında birçok büyük ve başarılı projelere imza attığını da biliyoruz. Birçok şeye çözüm ortağı olduğunu da biliyoruz. Bu projelerden biraz bahsedebilir misiniz? Yani yakın zamanda duyduğumuz, bildiğimiz bir Niğde Otoyolu projeniz var. Sanırım Türkiye'deki ilk akıllı otoyol projesi. Birazcık buradan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki, memnuniyetle. Şöyle söyleyeyim, bizim grup firmalarımızdan bir tanesi de Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından biri olan Erk İnşaat. İşte son yaptığı işlere bakacak olursak, Artvin'de Deriner Barajı'nı tamamladı inşaat firmamız. Bu baraj yapımı sırasında da bizim inşaat makinalarımız çoğunlukla kullanıldı. Yine baraj sırasında kullanılan kırma elime tesislerini Pi Makine olarak biz ürettik. Beton santralleri ürettik. Yine bunların yanında lastik tekerlekli ekskavatörler, paletli ekskavatörler, graderler,
yükleyiciler, bekoloadurlar ürettik. Baraj bizim yapmış olduğumuz iş makinalarla tamamlandı. Yine barajda kullanılan, baraj imalatında kullanılan çelik konstrüksiyonların tamamına yakınını biz yaptık pi makine olarak. Bunun yanında Niğde otoyoluna dönecek olursak inşaat firmamız otoyolu çok kısa bir sürede gerçekleştirdi. Bununla çok gurur duyuyoruz. Bir başka gurur duyduğumuz nokta da bu yol yapımı sırasında yine kendi ürünlerimizle çoğunlukla yolu tamamladık. Neler ürettik diye bakacak olursak pi makine olarak yol yapımı için inşaat firmamıza greyderler ürettik. Birçok greyder ürettik. Yükleyiciler yaptık. Bekoloadurlar yaptık. Beton pompaları ürettik. Yol silindirleri yaptık. Damperli kamyonlar 4x4, 6x4, 8x4 damperli kamyonlar yaptık. Bunlar yol yapım aşamasında kullanıldı. Yine yol boyunca bulunan gişe imalatları için, sosyal tesis imalatları için, yol bakım merkezleri için 10 bin tonun üzerinde çelik konstrüksiyon imalatları yaptık. Yol tamamlandıktan sonra, şu an tamamlanmak üzere, ikinci kesimde bitmek üzere, tamamlandıktan sonra yolun kullanımı sırasında yol bakımı içinde birçok ürün ürettik. Nedir bunlar diye bakacak olursak, 4x4, 6x4, 8x4 kamyonlar yaptık. Bu kamyonlar kar küreme, tuz serpme ve solüsyon için kullanılıyor. Yine greyderler ürettik yol bakımı için, yükleyiciler ürettik ve bunları da hazır hale getirdik. Çok ciddi bir gayret sarf ettik. Son projelerden böyle kısaca bazıları bunlar. Daha da büyük şeyler yaptık geçmişte ama hani böyle özetleyebiliriz. Ümidimiz ki Türkiye'nin daha büyük projelerinde de hem ERK İnşaat olarak hem pi makine olarak tekrardan boy gösterirsiniz. Oralarda çalışmanızı izlemeye takip ederiz. Şu noktayı da özellikle vurgulamak istiyorum. Pi makine tabii ki sadece ERK İnşaat'ın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmıyor. Birçok özel sektöre de ürün veriyor. Kamuya da çok ciddi anlamda ürünler verdiğini biliyoruz. Devlet Malzeme Ofisi üzerinden de ciddi satışlarınız olmaya başladı. Satışlarınız var. Bunları da biliyoruz. Bu anlamda Türkiye'de son yıllarda biraz yerli ürüne dönük artışların olduğunu görüyoruz. Taleplerin arttığını düşünüyoruz. Kamu ile olan ilişkilerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Hacı Bey tekrar edeyim soruyu isterseniz. Şöyle söyledim. ERK İnşaat'a zaten birçok çalışma yapıyorsunuz, ürünler veriyorsunuz ama özel sektörle birlikte kamuya da ciddi satışlarınız var. Devlet Malzeme Ofisi üzerinden oluyor genelde bu satışlar. Dolayısıyla bu kamuyla ilgili biraz öngörülerinizi alabilir miyim? Kamudan beklentileriniz, bakanlıklardan, Devlet Malzeme Ofisi'nden yerli ürün tercihiyle ilgili beklentilerinizi alabilir miyim? Çok teşekkürler. Tabii ki biz birçok ürün verdik Devlet Malzeme Ofisimize. Yükleyiciler yaptık, bekoloadırlar ürettik, ağaç sökme için kamyonlar ürettik, çöp kamyonları ürettik son zamanlarda. Bunları ülkemizin hizmetine sunduk. Tabii şimdi biz yerli ve milli bir firmayız. Hani burada biraz daha destek bekliyoruz açıkçası. Yani yerli firmaların biraz daha Devlet Malzeme Ofisi nezdinde ön plana çıkmasını arzu ediyoruz. Bütün yerli firmaların. Hani orada mevzuatlarda yerli firma lehinde biraz daha böyle düzenlemelerin gelişmesini çok arzu ederiz. Beklentimiz bu kadar. Yani hani yerli firmanın öne çıkmasını arzu ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, hepimizin beklentisi bu yönde aslında. Kamunun alımlarında yerli firmaların daha öncelikli olması hepimizin beklediği bir şey. Bu arada aslında biraz şeyi de hızlı geçtik gibi geliyor. Deriner Barajı. Deriner Barajı Türkiye'nin en büyük barajların en büyük barajı bildiğim kadarıyla. Evet. Ve bunun bütün faaliyetlerini siz bulundunuz. Hatta yayınlarda da birçok uluslararası yayınlarda da bu yayın olarak düştü. Makineler ve üretim süreciyle ilgili paylaşımlar da oldu. İsterseniz oranın süreciyle ilgili biraz paylaşımda bulunursanız, çünkü biz takip ettiğimiz kadarıyla çok büyük vinçlerle bütün makineler o baraj seviyesine indi. İmalatlar orada gerçekleşti. Bununla ilgili biraz daha Deriner Barajı ile ilgili çalışmanızı biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki. Bu anlatmış olduğum iş makinelerini yaptık. Onları sürekli çalışır halde tuttuk. Bir de tabii
Oradaki doğa şartları çok çetin. Yani normal şartlar altında çalışmadı makinalarımız. Çok büyük testlerden de geçmiş oldu bir yandan. Bunun yanında da çok zor imalatlar yaptık pi makine olarak. Kablolu vinç ürettik baraj için. İşte barajın gövdesinde beton kovasını taşıyor, makinaları taşıyor vesaire. Hani çok hassas bir imalattı. O günün koşullarında Türkiye'de böyle bir imalatı yapacak işin gerçeği başka bir üretim merkezi maalesef yoktu. Biz pi makineden başka. Biz kendimiz ürettik. Çalışır hale getirdik sahada. Tünel için çok ciddi araçlar ürettik. Derivasyon tünelleri için vesaire. Zorlu bir süreçten geçtik. Ama alnımızın akıyla hem makine fabrikası olarak hem de Erk İnşaat, inşaat firmamız olarak ciddi bir sınavdan geçtik ve başarıyla sonuçlandırdık süreci. Kısaca böyle özetleyebilirim. Teşekkür ederiz. Bir taraftan ben hani firmamızın bundan sonraki çalışmaları, projeleriyle ilgili uzun vadeli hedefleriyle ilgili de size bir soru yöneltmek istiyorum. Pi Makine birçok dediğim gibi ürünün ilkini yaptı. Yakında hedeflediği ürün gamları, ürünler, büyüklükler nelerdir? Bunlar hakkında da bilgi verirseniz izleyicilerimize faydalı olacaktır. Çok sağ olun tabii ki. Şimdi bahsetmiş olduğum üzere hani biz savunma sanayinde faaliyet gösteriyoruz. Birçok ürün yapıyoruz savunma sanayimiz için. Araç üstü ekipmanlar yapıyoruz, atış platformları yapıyoruz, hassas talaşlı imalatlar yapıyoruz. Bunun yanında ülkemizde üretilen bazı taktik tekerlekli araçlar için aktarma organlarının bir kısmını yapıyoruz. Bazı firmalar için hani burada isim vermeyeyim. Dişli imalatları yapıyoruz. İşte aks, ön aks, arka aks parçaları yapıyoruz. Ara şanzıman bazında tamamını yapıyoruz diyebilirim. Bunları üretiyoruz ama bunun yanında yine pi makine olarak yetkinliklerimiz çok gelişkin. Ciddi bir dişli fabrikamız var burada. Dişli üretiyoruz. Onun tekrar altını çizmek istiyorum. Yani üretmiş olduğumuz iş makineleri ve araçların can damarı diyeceğimiz teknolojik ihracatımızı da bu yönde arttırmak istiyoruz. Kısaca bunu söyleyebilirim. Diğer bir konu da ürünlerimizin teknoloji seviyesini yukarıya taşımak istiyoruz. Bununla da ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kısaca böyle bahsedebilirim. Teşekkür ederim. Aslında konuda bahsederken söylemiştiniz Ar-Ge merkezi olduk diye. Bu Ar-Ge merkezinin pi makineye kazandırdıkları nelerdir? Yani bu Ar-Ge merkezi olduktan sonraki süreçte neler yaşadınız? Birçok firmamız da sizi takip ediyor şu anda. Bu süreçle ilgili yaşadığınız zorluklarla biraz bilgi verebilir misiniz? Yani hem kendi firmamıza birçok kazancı oldu Ar-Ge merkezimizin hem de ülkemize. Kendi firmamıza oldu çünkü burada yapılan tasarımlarla biz birçok ürünün daha ileri seviyeye taşıdık. Ülkemize çok fazla yararı var. Hem biz hizmet ediyoruz ülkemize hem de hani orada çalışmış arkadaşlarımızın bazıları bazen başka firmalara da geçtiler vesaire. Hani böyle süreçler de oldu. Hani bizim destek olduğumuz bilgisini, know-how'ını arttırdığımız insanlar da Türkiye sanayisine hizmet etmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bir okul gibi de aynı zamanda pi makine. Hani burada temel eğitimlerini çoğunu tamamladılar. Dolayısıyla birçok firma da bu yetkinlikler olmadığı için hani burada aldıkları eğitimle üst düzey firmalarda da çalışmalarını devam ediyorlar. Ülkemiz içinde de böyle de bir noktada pi makine her taraftan hizmet ediyor aslında. Yine pi makine boyutuna dönecek olursak yetkinliklerimizi çok arttırdık Ar-Ge merkezinde de. Birçok disiplinden arkadaşlarımız mevcut. İşte makine grubundan tasarımcılar, mühendisler, yine elektrik, elektronik mühendisleri, mekatronikçiler, yazılımcılar vesaire. Hani çok ciddi arkadaşlar var ve birçok alanda da patentlerimiz çıkmaya başladı. Bu alanda çalışmalar yapıyoruz, bu alanda da yatırımlar yapıyoruz. Ekibimiz çok güçlü gerçekten. Ürünlerimizin tamamına yakınını kendi ekibimiz tasarlıyor. Aynı zamanda bu tasarlayan arkadaşlarımız test süreçlerini de kendileri takip ediyorlar. Bizzat sahada da bulunuyorlar. Dolayısıyla iki yönlü de kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Tasarladıkları şeyi sahada da takip edip oradan aldıkları sonuçları da tasarımlarına yansıtıp tekrar ürünü update ediyorlar. Ve yaşam döngüsünde yine gelen feedbackleri sürekli takip ediyorlar. Okulda öğrendikleri bilgilerin üzerine de sürekli bilgi koyuyorlar. Know-how'larını arttırıyorlar neticede. Hani pi makinenin de know-how bu anlamda ciddi anlamda artmış durumda. Hani bu bizim gurur kaynağımız aslında. Hani
ciddi bir altyapımız var. Evet, biz birçok programda da geçmişe dönük Sayın Cumhurbaşkanımızdan olsun, devlet büyüklerimizden olsun aldığınız ödülleri de gördük. Bir makinenin bu konuda özellikle Ar-Ge ile ilgili almış olduğu birçok ödül var. Bu konuda gerçekten sizleri tebrik ediyoruz. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de dediğim gibi aslında bu sektörün belki %60'ını, 55-60'ını yabancı firmalar oluşturuyor. %40-45'ini de yerli firmalar aslında dolduruyor. Bu sayının her geçen yıl artarak ilerlediğini de görüyoruz. Bu bağlamda sizin kamudaki en büyük alıcılarınız kimlerdir? İşte belediyeler, hangi bakanlıklar, ne tip ürünler? Bunları biraz daha açabilir misiniz Hacı Bey? Tabii ki. Yani işte Orman Genel Müdürlüğü'nün ciddi alımları oluyor. Çevre Bakanlığı'nın ciddi alımları oluyor. DMO'nun belediyeler için alımları oluyor vesaire. Hani hala devletimiz çok şükür hani çok büyük alımlar yapıyor. Hani bizler için de önemli. Biz de ürün üretebiliyoruz. Hani istihdam sağlıyoruz. Firmamızda birçok insan çalışıyor bununla birlikte. İşte burada iki lokasyonda, Gölbaşı'nda iki lokasyonda fabrikamız var. İşte bir Gölbaşı ana merkezde, bir de Oğulbey yerleşkesinde iki tane fabrikamız var. Hani hedefimiz fabrikalarımızı daha da büyütüp çalışan insan sayısını arttırmak, istihdamı arttırmak. Ama tabii yabancı markalar da var ülkemizde. Ama tabii hani sonuçta yabancı bir marka satın alındığı zaman hani kaynak bir şekilde yurt dışına gitmiş oluyor nihayetinde. Hani aslında hani bu bizim çok tercih ettiğimiz bir şey olmamalı. Hani yerli ürün her zaman ön planda olmalı. Mevzuat anlamında da desteklenmesi lazım. Onu tekrar altını çizmek istiyorum. Hani sadece bizim için değil, bütün yerli firmalar için. Hani belediyelerimiz de bu konuda çok hassaslar aslında yerli ürün ne bakış açısında. Hani bu konuda biraz daha hassas olmalarını, hani yerli ürüne karşı sempati seviyesini artmış durumda aslında. Daha da arttırmalarını istiyoruz biz. Çünkü ülkemizde yapılamayacak hiçbir şey yok. Desteklenirse hani ülkemizdeki fabrikalar, firmalar çok güçlü durumdalar. Daha da ileriye gidebilirler. Tabii bunlar hep satışlarla olabilecek şeyler. Hani satıp kaynak yaratırsanız şirketi büyütebiliyorsunuz. Yoksa büyütmeniz söz konusu olamıyor. İşte ekranda şimdi gösteriyorsunuz. Hani bir sürü aktarma organı yapıyoruz. 16-17 yıldan beri biz bunları yapıyoruz. Çok şükür yani dışa bağımlılığı biz sıfıra indirdik birçok üründe. Bunları kendimiz yapıyoruz. Düz dişli açıyoruz, helis dişli açıyoruz, ayna mağrutu açıyoruz. Bunların yazılımları da bizim elimizde mevcut. Mühendislerimiz bizim takımlarımıza göre, elimizde bulunduğumuz takımlara göre tasarımlar yapıyorlar. O tasarımlara göre açıyorlar. Dolayısıyla hiç kimseye bir bağımlılığımız yok. Yani ülkemizi bu bağımlılıktan kendi adımıza kurtarmış durumdayız. Kendimiz yapmasak yurt dışından aks alacağız. Ara şanzıman alacağız. Yani o adamlar bize satmazsa o ürünü yapamamış olacağız. Dolayısıyla şu anda öyle bir şey yok. Hem tasarlıyoruz hem üretiyoruz. Ülkemize bu alanda da hizmet etmek istiyoruz. Aktarma organlarını diğer firmalara da vermek isteriz. Bu alanda imkanlarımızdan onları da yararlandırmak isteriz. Bu bizim hedefimiz aslında. Yani şöyle söyleyebiliriz. Aslında aktarma organlarını üretiyorsunuz ama sadece kendi makineniz için değil. Bir tasarım ekibiniz var. Sektörde bulunan birçok firmaya da aktarma organlarıyla ilgili hizmet verebiliriz diyorsunuz. Verebiliriz tabii. Dişli üretebiliriz. Adetli olduğu sürece, hani ölçeği yüksek olduğu sürece ya, tabii ki o alanlara girebilir. Çünkü ciddi bir know-how birikti firmamızda da. Hem üretim anlamında, dişli üretimi anlamında, hem de tasarım anlamında. Yani her ikisini aynı anda barındırmak biraz zor. Ya tasarımınız vardır, ya üretiminiz vardır. Bizde hem tasarım var, hem üretim var, hem ısır işlem var. Bunları harmanlayabildik ve 16 yıldır yapıyoruz bunu. Artık çok dersler çıkardık. Ekipler bu alanda çok geliştiler. Şöyle, ülkemizin gerçekten en büyük eksiklerinden birisi belki tasarım. Evet, birçok imalat yapma kabiliyetimiz var firmalarımız olarak. Ama tasarım olarak siz gerçekten çok ön plana çıkmış bir firmasınız. Sağ olun. Bu konuda da tekrardan tebrik ediyorum. Sağ olun. Bir de arada aslında şu bilgiyi de vermek istiyorum. Devlet Malzeme Ofisimize de bir teşekkür iletmek istiyorum. Özellikle hem önceki genel müdürlerimizle görüşmelerimiz, hem şimdiki süreçte görüşmelerimiz neticesinde yerli ürüne aslında bir öncelik sağladılar. En azından yerli ürünün üzerinde bir yerli ürün bandı var. Bu oradan alım yapacak kamu alıcılarının daha da dikkatini çekiyordur. Hem de ilk sayfalarda yine sektörünün ya yerli firmaları ön sayfada çıkıyor. Bu anlamda da Devlet Malzeme Ofisi'ne gerçekten teşekkür ediyoruz.
Şimdi Hacı Bey, aslında tasarım kısmına tekrar dönecek olursak, tasarım kabiliyeti gerçekten birçok firmamız yok. Bununla ilgili ciddi tecrübeleriniz de var. Bütün ürünlerin tasarımı tamamen size ait değil mi? Yani dışarıdan bir hizmet almıyorsunuz bu konuda. Kesinlikle bize ait, bütün ürünlerimizin tasarımı bize ait. Ama tabii şöyle bir şey var, buradaki mühendislerimiz, tasarım mühendislerimiz, tasarım ekibimiz, tasarımcılarımız aynı zamanda yüzü dünyaya da dönük. Yani bizim yaptığımız ürünleri tasarlıyoruz birlikte ama dünyanın da ne yapıp ne yaptığını, hangi noktaya geldiğinde sürekli takip ediyoruz. Dünyayla da bir şekilde linkliyiz, anlamaya çalışıyoruz. Dünya nereye gidiyor, ürünleri seyrediyoruz. Teknoloji seviyesi hangi noktadaysa şirketimiz de bu teknoloji seviyesine çekmeye çalışıyoruz. Tabii bunun içinde de bir sürü tool'unuzun olması gerekiyor. Enstrümanlarınızın olması gerekiyor bu tasarımları yapabilmeniz için. Bunlar da bizim şirketimizde var. Tersine mühendislik ekipmanlarımız var. Tasarım için CAD programlarımız var. Ölçüm cihazlarımız var. İşte CMM'lerimiz var. Mobil, sabit. İşte ölçümler yapabiliyoruz. Analizler yapabiliyoruz. Yaptığımızı kontrol edebiliyoruz. Gelişkin bir kalite kontrol altyapımız var gibi. Dolayısıyla hani dünyadan kopuk değiliz. Hani sadece kendimiz yapıyoruz. Dünyadaki teknoloji seviyesini kontrol etmiyoruz değil. Oradaki teknoloji seviyesini yakalıyoruz. Yakalamaya çalışıyoruz. Bazı noktalarda da önüne geçiyoruz aslında. Sürekli bunları yapıyoruz. Hacı Bey, bir dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de siz dediniz de çok fazla istihdam yapmaya çalışıyoruz. İstihdamımızı artırmaya çalışıyoruz. Yani ülke adına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu anlamda birçok üniversiteyle de herhalde işbirlikleriniz var. Birçok üniversitenin kariyer topluluklarıyla ilgili ben şeylerinizi de görüyorum, faaliyetlerinizi de görüyorum. Orada da bir çalışmanız var. Bunlardan da biraz bahseder misiniz üniversitelerle olan ilişkilerinizden? Tabii ki. Tabii hani Ar-Ge merkezi olduktan sonra tabii 1501 projeleri falan da yapmanız gerekiyor. Hani burada üniversiteyle de birliktelikler falan yapmanız gerekiyor. Aslında yapıyoruz bunları ama daha üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. Hani ülkemizde bu bir eksiklik aslında, iyi bir noktaya değindiniz. Bunlar firmalar bunu yapıyor ama üniversite işbirliklerini her firmanın daha dikkat edip daha yukarıya taşıması lazım. Hani bu da bizim hedeflerimizin içerisinde. Üniversiteleri biraz daha işin içine sokmak istiyoruz. Onlarla birlikte birçok alanda birliktelik yapmak istiyoruz. Tabii kariyer günlerine vesaire bizim insan kaynakları müdürlüğümüz sürekli bu organizasyonları takip ediyor. Oradaki insanlara sunumlar yapıyoruz. Genç yetenekleri arıyoruz, tarıyoruz, bakıyoruz. Bunları da yapıyoruz ama sürekli daha ileriye götürmek istiyoruz bu çalışmalarımızı. Hedeflerimiz bitmiyor. İnşallah hani şu an yapıyoruz ama daha da iyisini yapacağız. Bunları sürekli aramızda konuşuyoruz. Bundan eminiz Hacı Bey. Yani kesinlikle bir tereddütümüz yok Pimakin olarak. Dediğim gibi hem sektöre hem ülkeye olan katkılarınız herkes tarafından görülüyor. Ben biraz aslında konuyu hep yurt içi piyasa olarak konuştuk. İhracatla ilgili biraz açmak istiyorum. Yani yurt dışında ürünlerimiz olan talep nedir? Özellikle pandemi sürecinden sonra yurt dışından taleplerimizde bir değişiklik, bir artış oldu mu? Bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii, pandemi sadece bizi değil tüm dünyayı etkiledi. Sadece bizim sektörümüz değil bütün sektörleri etkiledi. Geçmişte de birçok ürün satmıştık yurt dışında birçok ülkeye. Tabii pandemide bunlar bir düşüşe geçti. Sadece Pimakin özelinde değil, diğer firmalar üzerinde de bu süreçleri hep yönetmeye çalıştık. Sonuçta hani şirketimiz içerisinde de pandemiden etkilenen insanlar da oldu. Bütün şirketler etkilendi. Teslim süreleri vesaireleri bunların etkilenmemesi için maksimum gayret sarf ettik. Sarf etmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte de mevcut kadrolarımızı korumak için maksimum gayret sarf ettik. Hala da gayret sarf ediyoruz. Çünkü dış girdiler tabii, yani taleplerde bir azalış oldu. Şimdi yeni yeni tekrar bunlar canlanmaya da başladı bazı sektörlerde. Hani biz bunu şimdi dengelemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar onu yaptık ama önümüzdeki sürece daha olumlu bakıyoruz. Özellikle savunma sanayinde daha ileriye atılmak istiyoruz. Sadece ülkemizde değil, yurt dışına da bir şeyler yapabiliriz gibi düşünüyoruz. Hani istihdamı koruyup ileriye taşıyabilir miyiz? Daha da arttırabilir miyiz gayesinde olduğumuz için bunları sürekli düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Hacı Bey, bir sorum da aslında şu olacaktı. Şimdi son dedim ya, birçok üründe ilkleri yaptınız. Kulevinç'e ciddi bir yatırım yaptınız ve Türkiye'de ilk Kulevinç imalatını yapan firma da sizsiniz. Yerleşkenin biri de herhalde ağırlıklı olarak Kulevinç imalatıyla ilgili. Evet.
Bu kulebinizle ilgili yurt içi taleplerle ilgili bir beklentiniz, kamuda bundan beklentileriniz, tabii hiçbirimizin son dönem İzmir'de yaşadığımız bir felaket var, bir deprem felaketi. Maalesef ki hepimiz çok üzüldük, çok canlar kaybettik ve yaralılarımız var. Buradan ölenlere rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Ama Türkiye'de de gözüküyor ki bir kentsel dönüşüm ihtiyacı da var. Ve bu her geçen gün yüksek dille söyleniyor. Burada Pi Makine nasıl rol alabilir? Bununla ilgili sizden bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Söylemiş olduğum gibi biz 2 tondan 24 tona kadar kulevinç üretebiliyoruz. Ciddi bir üretim altyapımız ve tasarım altyapımız var kulevinç anlamında. Kulevinç maslarını robotla kaynatıyoruz. Yani ciddi bir yatırım yaptık. Burada hassas, hatasız imalat yapar düzeydeyiz. Avrupa'da birçok ülkedeki imalatçılarda bile robot imalatı vinçte yok mesela. Bizde var. Yine ülkemizde de yerli bilincin bu anlamda özellikle özel müteahhitlerde de artmasını çok arzu ediyoruz. Yıllardan beri bu arzu içerisindeyiz. Yine bu farkındalık yavaş yavaş artıyor ama bunun biraz daha hızlı olmasını istiyoruz. Çünkü biz kapasite olarak, range olarak en küçük müteahhitten en büyük müteahhite kadar kulevinç ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydeyiz. 2 tondan 24 tona kadar vinç yapabiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. En küçük işte 5 katlı bina yapan bir müteahhit de bizim vincimizi kullanabilir. Baraj imalatında da kullanılabilir. Başka bir imalatta da kullanılabilir. Her türlü vinç bizde var. Yine kamuda da bu farkındalığın artmasını çok arzu ediyoruz. Hani yurt dışından da birçok marka geliyor ülkemize. Hani belki bu ithalat prosedürlerinde belki hani biraz zorluk yaşatılabilir vesaire. Hani yerli firmaların öne çıkması için. Hani olsa daha iyi. Biraz daha o bilinç hızlanır gibi düşünüyoruz ama bakalım, ama yine de bilinç fena değil. İnsanlardaki yerli bilinci sürekli artıyor. Bizim açımızdan memnuniyet verici ama daha ileriye gitmesini istiyoruz biz bunu. Evet, sağ olun. Değerli takipçilerimiz, Hacı Bey'e sorularınız varsa lütfen YouTube kanalı üzerimizden bu arada sorularınızı yazabilirsiniz. Onu hatırlatmak istedim. Hacı Bey, dediğim gibi sektörde önemli bir yer tutuyorsunuz. Bütün hem kamu olarak hem şey olarak. Biz inşallah kulevinçlerle de gökyüzünde o turkuaz mavisi renkleri daha fazla görmek istiyoruz. Hem öncelikle belki Ankara'da olmanın sebebiyle Ankara'da Ankara'nın ihtiyaçları, Türkiye'nin ihtiyaçları ve yurt dışına daha çok ihracatlarınızı görmek istiyoruz. İhracattan konu devam ederken, ihracatta yaşamış olduğumuz sıkıntılar var mı? Bu konuda beklentilerimiz nelerdir? Yani ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz? Bu konuyu birazcık açabilir misiniz? O sırada sorularınız da varsa onları da almak istiyoruz. Yavaş yavaş yayınımızın herhalde sonuna doğru da geliyoruz. Buyurun Hacı Bey. Sağ olun. Tabii şimdi bizim yaptığımız ürünler fiziki olarak da büyük. Yani taşıması zor. Taşırken bir yerden bir yere çok fazla kamyon ihtiyacı çıkıyor. İşte örneğin kulevinç. Yani birçok kamyonla taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla hani ürün bedelinin yanında taşıma bedeli çok yüksek tutabiliyor. Hani ürün bedeli, müşteri onu düşünüyor. Tamam, biz optimum seviyede bunu şey yapıyoruz ama maalesef böyle bir durumla da karşılaşıyoruz bazen. Uzak bir tarafa gönderince çok ciddi maliyetler, yani bizim dışındaki bir maliyet ürünün üzerine binmiş oluyor. Burada bazen zorluk yaşayabiliyoruz. İşte dolayısıyla hani bunları göz önüne alarak özellikle beton santrallerimizde bir kompakt yapılara geçmeye başladık biz. Yani eskiden atıyorum 3 tırla taşınabilen bir beton santralini aynı kapasiteyi veren bir santrali mobil hale getirip tek bir tırla gönderebilir miyiz? Maliyetleri azaltabilir miyiz diye çalışmalar yaptık. Bayağı da başarılı olduk. Yeni ürünler ilave ettik ürün gamımıza. Daha da çalışıyoruz, ilerletmek istiyoruz. Hani bu taşıma olayı birazcık bizi zaman zaman üzebiliyor. Bir de tabii çok uzak coğrafyalara diğer ürünleri sattığınız zaman hani her ülkeye servis ağı kurmanız mümkün değil. Hani buralarda ürünlerimiz kullanılıyor tabii ama uzun vadede bazen hani müdahaleler çok uzak bir coğrafya olunca müdahale etme şansında zaman uzuyor. Hani müşterilerimizi üzmemek için gayret sarf ediyoruz. Hani bu mesafe de zaman zaman bizi zorlayabiliyor ama biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hani bazı kısıtlardan bahsetmek gerekirse bunları söyleyebilirim.
Bu konuda da aslında sektör olarak yaptığımız geçtiğimiz yıllarda bir analizde de aslında bu çok ortaya çıkmıştı. Yurt dışındaki satış sonrası hizmetler konusunda firmamıza gerçekten devletin ciddi bir katkısını bekliyoruz. Biliyorum ki iş makinesi sahada çalışırken ya bir gün beklemesi projenin uzamasına çok ciddi anlamda zaman kaybolmasına sebep oluyor. Orada bir ürün arızalandığında ya da bir problem yaşandığında o gün hemen uçak bileti ya da şey bulup gitmeniz gerekiyor. Ve bu ciddi anlamda aslında satış sonrası hizmetleri bir ciddi maliyet sağlıyor. Bu anlamda da gerçekten devletimiz belki de satış sonrası hizmetler için yurt dışında bazı merkezler kurulması noktasında destekte bulunursa yerli firmalarımız için katkısı olacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Olabilir tabii, düşünmek lazım. Hani firmalar belki o alanda güç birliği yapabilirler. İşte beton santrali üreticileri mesela hani X bir ülkede belki hani aynı yerden hizmet alabilir. Düşünülebilir yani, hani birliktelik yapılabilir mi? Olabilir, neden olmasın? Düşünmek lazım, üzerinde kafa yormak lazım birazcık. Olabilir. İhracattan son sorum da şöyle olsun. Ya ağırlıklı olarak nerelere, hangi bölgeleri? Yani Türkiye Cumhuriyetleri midir, Afrika bölgesi midir? İhracatınız ağırlıklı olarak nereler? Afrika'ya da var, Türkiye Cumhuriyetlerine var, Balkanlara var. Hani bu pandemiden önce daha hızlıydı tabii ama bu pandemi bir hız kesti tabii o ülkelerde de. Birçok ülkeye seyahatle ilgili problemler var biliyorsunuz. Seyahat edemiyorsunuz, seyahat ettiğinizde gelemiyorsunuz gibi şeyler var. Hani son bir yıl bizi bu anlamda çok yordu. Hani pazarlama faaliyetlerimizi de kısıtlar hale geldi. Uzaktan yapmak zorunda kaldığımız noktalar oluştu. İş seyahatleri de keza aynı şekilde yerine ulaşmamız gerekiyor, müşteriye dokunmak gerekiyor filan. Buralarda da kısıtlarla karşı karşıya kaldık. Ama gelecekte geliştirmeyi düşündüğümüz birçok pazar var. Balkanlar öyle, işte İngiltere pazarı gelişiyor bir yandan. Avrupa'yı takip ediyoruz bir yandan. Afrika'da birçok parlayan ülke var. Onları takip ediyoruz. Ürün ürün takip ediyoruz. Son yıllarda onların ülkelerine yapılmış ticaretleri gözlemliyoruz, veriler alıyoruz, veri analizleri yapıyoruz ciddi anlamda. Veri analizleri sonucunda geçmişte ne kadar ticaret yapılmış, gelecekte ne kadar, o ülke hangi üründe ne kadar ticaret yapacak, getip kodlarıyla tek tek takip ediyor arkadaşlarımız bunları. Dolayısıyla ülke firmamızın rotasını da ona göre çizmeye çalışıyoruz. Ürün portföyünü de ona göre belirlemeye çalışıyoruz. Hacı Bey, son bir sorumda siz dediğim gibi iş ve inşaat makineleri kümelenmesi üyesisiniz, aynı zamanda yönetiminde de yer alıyorsunuz. Ama normal bir üye olarak düşünürsek kümeden beklentileriniz nelerdir? Faaliyetler olarak yapılan faaliyetleri nasıl görüyorsunuz? Bununla ilgili bir görüşünüzü isteyeceğim. Vallahi biz işin kümesinden çok memnunuz. Birçok alanda bir kere bilgi sahibi oluyoruz, bilgilendiriliyoruz. Yapılan çalışmalar hakkında, sektör hakkında üye firmalar, network ağı oluşuyor. Herkes birbirini bilgilendiriyor ve birçok alanda güç birliği oluyor. Biz bu anlamda çok memnunuz esasında. İyi ki katıldık, iyi ki böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Hani zaten yönetim toplantılarına da ilgili arkadaşlarımız katılıyor. Her zaman bilgi transferi yapıyoruz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Biz çok memnunuz. Yani diğer firmalara da tavsiye ederim üye olmalarını. Çok teşekkür ederiz Hacı Bey bu bilgilendirmeniz için. Eklemek istediğiniz, atladığım ya da benim üzerinde duramadığım konular varsa son o görüşte de almak isterim. Hani bu arada sorularımız varsa yine kanalımızdan sorularınızı alabiliriz. Buyurun Hacı Bey, son olarak eklemek istediğiniz, hani P-Makin adına, ERK İnşaat adına, genel olarak Hacı Bey adına eklemek istediğiniz şeyler varsa hem organize sanayi bölgelerine, sanayi odalarına, kamuya, özel sektöre vermek istediğiniz mesajlar varsa bunları duymak isteriz. Yani burada şeyin altını çizmek lazım. Yerli ve milli lafının altını çizmek ve yerlilik oranı yüksek ürünler yapmak. Yani bunların altını çizmek ve bunları desteklemek lazım. Bu ülkemizde yaşayan her vatandaşın görevi. Evvela yurt içinde yapılan bir ürün varsa mutlaka önce o ürüne yönelmek lazım. Hem kamuda hem özel sektörde kullanıcıları bu yönde teşvik etmek ve bu bilinci yukarılara çıkartmak lazım. Hani bu olduğu vakit ülkede
bulunan yerli firmalar daha da büyüyecek, daha ileri noktalara gelecek. Ülkemizdeki teknoloji seviyesi daha da yukarılara gelecek. Hani bu bilincin yukarılara doğru taşınmasını arzu ederiz. Kişisel olarak da firma olarak da böyle bir şey söyleyebilirim. Evet Hacı Bey, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın oldu. Umarım ilerleyen dönemlerde yeni projelerinizde yeni yayınlar da yapıyor oluruz. Değerli takipçilerimiz, OSTİM YouTube kanalımızı lütfen takip etmeyi bırakmayın. Hem YouTube kanalımızı hem Facebook ve Twitter kanallarımızdan günlük olarak Sektör Konuşuyor programımızı takip edebilirsiniz. Hacı Bey, size Pi Makine'ye tekrardan tebrik ediyoruz. Yaptığınız çalışmalar için, sektöre vermiş olduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Yayına katılımınızdan dolayı da size teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.